Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, kırsal mahallelere çıkarma yaparak yapılan çalışmaları yerinde inceleyip vatandaşlarla görüş alışverişinde bulundu. Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla ziyaret ettiği mahallelerde yapılan yol yapım çalışmalarını ve çok amaçlı kültür evlerinde incelemelerde bulundu. Vatandaşlarla görüş alışverişinde bulunarak taleplerini dinleyen Atilla, taleplerin çözümü için de birim müdürlerine talimat verdi. Başkan Atilla ziyaretler kapsamında Aydın, Aşağı Taşyalak, Yukarı Doruklu, Avcılı, Yeniköy, Yeşiltepe, Han Aşağı Karataş mahallelerini ziyaret etti. Kırsal mahalleleri çıkarma yapan ve burada halkın taleplerini de yerinde dinleyen Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, hastaları ve yakınlarını da unutmadı. Atilla, Aydın Mahallesi'nde yaşayan ve hastalanan Seyda Mehmet Nur Öncü'yü ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Başkan Atilla, Yukarı Doruklu Jandarma Karakolu'nu da ziyaret etti. Öte yandan Başkan Atilla kırsal mahalle ziyaretleri sırasında Aşağı Karataş Mahallesi'nde Hakk'ın rahmetine kavuşan Besi Uman'ın taziyesine giderek ailesine başsağlığı dileklerinde bulundu. Gaziantep'i 70-54 yendi. Ceylanpınar Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü 1. Lig Erdal Gürül sezonunun 3. haftasında Talat Özkarsı Spor Salonu'nda ligin iddialı ekiplerinden Engelsiz Gaziantep'le karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya rakip Ceylanpınar Belediyesi Bedensel Engelliler Basketbol Spor Kulübü oldu. Maçın ilk dakikalarında bulduğu sayılarla rakibini şoka uğratan Ceylanpınar ilk periyodu 20-15-10'da kapattı. İkinci periyotta da maçın gidişatı ile ilgili değişiklik olmadı. İkinci periyotta da rakibini ablukaya alan Engelsiz Ceylanpınar bulduğu sayılarla farkı iyice açtı ve ikinci periyodu da 33-28 önde kapattı. Üçüncü periyoda girilirken Engelsiz Ceylanlar önde olmasına rağmen fark açmak için iyice yüklenmeye başladı. Üçüncü periyot biterken skorboard Ceylanpınar'ın 47-45 üstünlüğünü gösteriyordu. Ceylanpınar'ın üstün oyunu karşısında şoke olan Antep temsilcisi Engelsiz Antep, Engelsiz Ceylanpınarların ataklarına karşı koyamadı. 60 dakikanın sonunda Gülen Behanesi'ne puanı yazdıran taraf, deplasman Ceylanpınar Belediyesi Bedensel Engelliler Basketbol Spor Kulübü oldu. Ceylanpınar Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü 1. Lig Erdal Gürül sezonunun 3. haftasında karşılaştı. Engelsiz Antep'i 70-54 gibi ciddi bir skorla yenerek ligde puanını 4'e çıkardı. Öte yandan Ceylanpınar Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü ligin 4. haftasında lider Yalova Yozgu kendi evinde ağırlayacak. Ceylanpınar Belediyesi Bedensel Engelliler Basketbol Spor Kulübü Teknik Direktörü Metin İdo, zorlu deplasmanda alınan galibiyeti Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla'ya armağan ettiklerini ifade etti. İdo, zorlu bir deplasman oldu bizler için ama bileğimizin hakkı ve alnımızın teriyle galip gelmek bizleri fazlasıyla mutlu etti. İnananlar asla pes etmez, biz de pes etmedik ve galibiyete uzandık. Ligin 4. haftasında kendi evimizde lider Yalova Yozgu konuk edeceğiz. İnşallah taraftarımızın da desteğiyle bu maçı da kazanıp yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz. Bu değerli galibiyeti bizlerden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla'ya hediye ediyoruz dedi. Atilla, kırsal mahallelere çıkarma yaparak yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Vatandaşlarla görüş alışverişinde bulunan Başkan Atilla, ziyaret ettiği mahallelerde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla ziyaret ettiği mahallelerde yapılan yol yapım çalışmalarını ve çok amaçlı kültür evlerinde incelemelerde bulundu. Thank you.
Vatandaşlarla görüş alışverişinde bulunarak taleplerini dinleyen Atilla, taleplerin çözümü için de birim müdürlerine talimat verdi. Başkan Atilla ziyaretler kapsamında Aydın, Aşağı Taşyalak, Yukarı Doruklu, Avcılı, Yeniköy, Yeşiltepe, Han, Aşağı Karataş mahallelerini ziyaret etti. Kırsal mahallelere çıkarma yapan ve burada halkın taleplerini de yerinde dinleyen Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, hastaları ve yakınlarını da unutmadı. Sık sık ilçede hasta ziyaretleri de gerçekleştiren Başkan Atilla, kırsal mahalle gezisi sırasında rahatsızlığı bulunan vatandaşları da ihmal etmedi. Atilla, Aydın Mahallesi'nde yaşayan ve hastalanan Seyda Mehmet Nur Öncü'yü ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Gittiği her kırsal gezide birden çok yere uğrayan Başkan Atilla, vatani görevlerini yerine getiren askerleri de unutmadı. Başkan Atilla, Yukarı Doruklu Jandarma Karakolu'nda ziyaret etti. Karakol ziyareti hakkında konuşan Başkan Atilla, Yukarı Doruklu Jandarma Karakolu'nu ziyaret ederek karakol komutanından yapmış oldukları çalışmalar hakkında bilgi aldık. Allah vatani görevini yapan bütün Mehmetçiğimizi muhafaza etsin diyerek karakoldan ayrıldı. Çalışmalar sürüyor. Kış öncesi daha çok alanı çamurdan kurtarmak amacıyla süratle cadde sokaklarda devam eden çalışmaları inceleyen Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, yaptığı açıklamada Ceylanpınar'ı tozdan ve çamurdan kurtarmak için yoğun bir şekilde üst yapı çalışmalarına ağırlık verdiklerini söyledi. Bahçeli Evler ve Cumhuriyet Mahallelerinde çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirten Başkan Atilla şunları söyledi. Cumhuriyet Mahallesi'ndeyiz. Yeni yaptığımız yerlere kontrol ediyoruz. Çalışma alanlarına. Aşkı hemşerimiz de burada. Onun, Allah'tan ne razı olsun. 20 gün önceydi geldim buraya değil mi? Evet. Geldik evet. Burasını da mahalle sakinleri buranın yapılmasını da söyledi. Hem programı aldırdı. Allah razı olsun. 20 günde yaptık. Mükemmel. Mükemmel. Ancak bu kadar mükemmel olur. Bundan daha mükemmeli, daha iyisi hızlı çabuk olamaz. Allah razı olsun. Allah evet, sizden de razı olsun. Teşekkür ederim. Halkımızın emrindeyiz inşallah. Sürekli hizmetlerle buluşturacağız sizlere. Ceylanpınar'ı tozdan çamurdan kurtarıyoruz yani. Allah büyük bir çalışma yapıyoruz. Günde ortalama 2,5-3 kilometre yol yapıyoruz ama yine yetiştiremiyoruz. Yani o kadar yerler var ki kanalizasyonunu çektiriyoruz, suyunu çektiriyoruz. Ondan sonra kilitli parke taşını döşüyoruz. Cumhuriyet Mahallesi sakinleri de çalışmalardan dolayı Belediye Başkanı Menderes Atilla'ya teşekkür etti. Bizim başkanımıza çok teşekkür ederiz. Bu yolu yaptığı için çok memnun olduk. Çocuklar hep okula gidiyordu. Burası çamurdu. Perişan olmuştuk. Yani burası yaptıkları için başkanımıza çok çok teşekkür ederim. Eğitim Birsen Şanlıurfa Şube Başkanı İbrahim Coşkun, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın dün